Herkese günaydın. 11. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali'nin ikinci gün yayını için, sabah yayını için biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız 1-2 dakika içerisinde ilk söyleşimizle başlayacağız. Şimdi yavaş yavaş festival cumartesi rehavetini attı. Gördüğünüz gibi ziyaretçiler gelmeye başladılar. Nerede olduğumuzu ve nasıl bir düzen olduğunu kısaca betimlemek istiyorum. Şu anda İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeyiz. Dün de buradaydık. Beyazıt Kampüsü'nün Beyazıt Meydanı açılışında tarafında büyük bir tak var. Yaklaşık 15 metre yüksekliğinde bir giriş kapısı var. Bu giriş kapısının iki yanında iki burç ve onun biraz daha geniş perspektifinde de iki tane büyük bayrak direği var. Bunun tam ortasından büyük geniş bir kapıdan geçerek girilen bir alan burası. Buradan dümdüz 150-200 metre kadar bir protokol yolu denen bir ale var. Bu alenin iki yanına dizilmiş standlardan bahsediyoruz. Festival alanı burası. Standların sağlı sollu arkalarında çok geniş ağaçlıklı alanlar var. Burada yetişkin ağaçlar var. Altları gayet gölgelik. Zaten bugün biraz da hava bulutlu. O yüzden gölgelik ek ihtiyacımız yok ama bu şeyin sonunda da şeye kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne kadar uzanan bir alandan bahsediyoruz. Rektörlüğün önünde bir Atatürk heykeli var. Bir kadın bir erkek öğrenciyle birlikte temsil edilmiş Mustafa Kemal Atatürk. Evet, şu anda festival alanındayız. Arkadaşlar hazırsanız yavaş yavaş buyurun, sizi buraya doğru alalım. Buyurun. Şöyle gelin. Bana doğru gelin. Ayşe Hanım. Şöyle alayım. Nurşen Hanım buyurun. Hayır hayır, ayaktayız. Buyurun biraz bana yaklaşın. Gökhan Hocam buyurun. Evet, şimdi ben kamerayı ayarlayacağım ve ondan sonra söyleşimize hemen başlıyoruz. Evet, şimdi öncelikle sizleri teker teker tanımak istiyorum. Gökhan Hocam sizden başlayalım. Merhabalar. Gökhan ben, Engelsiz Erişim Derneği kurucu üyelerindenim. Grup aşamasından beri mücadeleyi sürdürüyoruz. Buyurun. Evet, Ayşe Hanım sizi tanıyalım. Merhaba, Ayşe ben de. Engelsiz Erişim üyesiyim ve bundan çok keyif alıyorum. Festivalde yine burada olmaktan çok keyif alıyorum. Dün çok bir şey yapmadım ama bugün elimden geleni yapmak istiyorum. Harikasınız. Evet Nurşen Hanım, biraz daha şöyle ortalığı Gökhan Bey yaklaşın. Evet, tamam. Merhaba herkese, Nurşen Korkmaz ben de. 2016'dan bu yana Engelsiz Erişim'le birlikte çalışıyorum. Festivalde olmak, festivalin bir parçası olmak çok keyifli, çok güzel, çok yorucu, çok eğlenceli. Evet Nurşen Hanım aynı zamanda yayın ekibinin de birlikte koordine eden biz de arkadaşımız. Bugün Ayşe Hanım da katılacak yayın ekibimize. Birlikte devam edeceğiz. Şimdi size birkaç soru sormak istiyorum izninizle. Dün festival nasıl geçti? Neler, nasıl geri dönüşler geldi? Onları kısaca sizden alalım. Evet Gökhan Bey. Festivalimiz gayet verimliydi dün. Birçok şehirden gelen arkadaşlarımız oldu. Herkes bizim şehrimizde de yapalım isteklerini bize iletiyorlar. Antalya'dan gelen, Konya'dan gelen, İzmir'den, Ankara'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Benim hani rastladıklarım ve bize talep getirenler onlardı. Biz de aslında festivalimizi keşke hani imkanlarımız sınırlı olmasa birçok şehire götürebilsek, Türkiye'nin birçok yerine götürebilsek, uluslararası katılımı çok fazla artırsak, bunlar bizim hedeflerimiz arasında. Zaman zaman uluslararası katılımı geçmiş festivallerimizde de yapmıştık. Festivalimizde başka bir şey, sadece Engelsiz Erişim'in yaptıklarını değil, burada erişilebilirlik alanında olan bütün çalışmaları göstermeye çalışıyoruz. Kamu kurumlarının yaptığı, özel firmaların yaptığı, diğer derneklerin yaptığı çalışmaları göstermeye çalışıyoruz. Çünkü amacımız erişilebilirliği sağlamak ve bu tür projelerin yayılmasını sağlamak. Ülkemizin örnek erişilebilir anlamda örnek bir erişilebilirlik sunabilmesini sağlamak. İlla Avrupa'dan, dünyanın başka ülkelerinden bize gelmesini beklememek aslında.
Evet ya, burada da çok önemli bir deneyim biriktirildiğini görüyoruz. Yani biz de Sorfosur olarak çok şey öğrendik dün. Bugün de standları detaylı gezmeye devam edeceğiz. Dün özellikle benim dikkatimi çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım galiba daire başkanından Çağlar Bey vardı. Onunla bir söyleşi yaptınız. Bir hayli vaatlerde bulundu, biz Ankaralılar olarak çok kıskandık. Siz yapmıştınız o söyleşiyi Nurşen Hanım. Neler söyledi size, neler duydunuz? Neler söyledik? Zaten onlarla çeşitli zamanlarda görüşmeler, toplantılar yapıyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz, raporlarımızı iletiyoruz, çözüm önerilerimizi sunuyoruz, şikayetlerimizi sunuyoruz. Ne istiyoruz, ne bekliyoruz? Sık sık onlarla görüşmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, imkanlarımız el verdiğince. Ama şu an için gelinen aşama beklentilerimizi karşılamasa da ama atılan somut adımlar da var. Bu da önemli bir şey. Neler konuştuk? İşte geçen yıl da o İETT'den farklı bir yetkiliyi çağırmıştık. Mesela geçen yıl otobüslerin kapı numaralarının Braille yazılması konusunda birlikte çalışmıştık İETT ile. Ben araca bindiğimde o aracın, yani kapı numarası ne demek? Kapı kodu demek. Bir nevi seri numarası gibi düşünebiliriz. O seri numarasına benim ulaşmam lazım ki geri bildirimde bulunayım. Ama Braille yazmıyorsa ya da QR kodla ulaşabileceğim bir seçeneği yoksa o bilgiye ulaşamıyordum. Geçen yıl onu tamamladı. Bütün araçlara takıldı ve onun burada örneklerini gösterdiler. Öyle bir söyleşi yaptık. Güzel bir çalışmaydı. Bu yılda otobüs duraklarına bu yapılmaya başlandı. Şu an dün de söylemişti Çağdaş Bey, %30'u tamamlanmış, yıl sonuna kadar tamamlanmayı düşünüyor. Tüm duraklara Braille ve QR kodla durak kodu ve duraktan geçen otobüslerin hangileri olduğu bilgisine erişebileceğimiz bir QR kod hazırlandı. Bunların montaj aşaması yapılıyor. Biz de Engel Seçim Derneği olarak olabildiğince sürecin içinde yer almaya çalışıyoruz ki biz olmadan yapılan projeler, çalışmalar çünkü eksik kalabiliyor. Braille kontrollerini yaptık. Danışmanlık hizmetleri olabildiğince vermeye çalışıyoruz. Birisi buydu, durak isimlerinin ve durak kodlarının Braille ve QR kodlarının yazılması. Bir diğeri de İstanbul'da Otobüsün Nerede adlı bir mobil uygulama kullanılıyor. Bu mobil uygulamada yaşanan erişebilirlik sorunları var, çok fazla var. Küçük küçük ilerlemeler var ama daha gerçekten emekleme aşamasında da diyebiliriz. Bunları kendilerine de diyoruz zaten. Bu eleştirileri veriyoruz her zaman. Bu konuda çalışmalar ne zaman erişilebilir olacak? Ne zaman bu ben durakta bekliyorum butonunu ne zaman aktif olarak kullanabileceğim? Ben durakta olduğumu şoföre iletmeliyim ki özellikle tenha duraklarda, her yerde lazım ama tenhalarda daha çok ihtiyacım oluyor. Beni almadan geçmesin. Bununla ilgili de bazı altyapı sorunlarının olduğunu söylemişlerdi. Dün de bununla ilgili sözler aldık. 2005 yılında artık hem bu butonun aktif şekilde kullanılacağını hem de otobüsün nerede uygulamasının körler için de erişilebilir olacağına dair somut adımlar atıldığı söylendi. Bu çok önemli bir şey değil mi? Yani kesinlikle. Gerçekten belki Türkiye'de de ilk olacak, İstanbul'da bu olursa. İlk mi olabilir? İstanbul'da bunun şeyini yaptık aslında. Şöyle, bunun evliyatı çok bir evliyatı var. Biz 2004'ten itibaren bununla ilgili mücadele veriyoruz. Grup aşamasını, hani grubun kuruluş aşamasında bu ulaşıma odaklanmıştık. 2005'ten beri otobüslerde anonsların olması için İBB ile hep görüşmeler yaptık. Avrupa'da bakın bunlar uygulanıyor, şunlar var. İşte şu sistemi de kullanabilirsiniz, bu sistemi de kullanabilirsiniz. Hani her işte ama onu nasıl yapalım sözüne biz çözümler sunduk devamlı ve dilekçeler topladık. Bunları ilettik ve otobüs anonsları bir şekilde başladı. Sonrasında da işte şoförlerin kapatması, sistemlerin çalışmaması gibi durumlarda da yani bir otobüsün nasıl tekeri olmadan çıkmıyorsa, yani benzin olmadan çıkmıyorsa, anonsu çalışmadan da çıkmaması gerektiği konusunda baskı yaptık. Ve otobüs içi anonslarda bir şekilde bir düzeni sağladık. Yani yine aksaklık var mı? Var ama onları da biz her zaman görünür kılıyoruz. Dış anonsları da yine 2018-2019 yıllarında bir başlanmıştı. Yani bir miktar başlanmıştı.
Ama işte yönetim değişti, kişiler değişti. Bir şekilde o Dışanoğuz sistemi... Dışanoğuz'dan kastınız da Gökhan. Otobüs bir durağa geldiğinde... Hangi otobüs? Bu otobüsün ne olduğu, işte numarasını söylesin. Ve hani Kadıköy, işte ne bileyim Tuzla yönü mesela atıyorum. Numarasıyla bunu söylesin ki ben otobüs durağında birisi yoksa da bilebileyim. Evet. Bir kör olarak. İşte bir yaşlı da duyabilsin. Hı-hı. İşte ya da birine sormak zorunda kimse kalmasın. Hı-hı. Şeklinde bunu istiyoruz. Bir miktar çalıştı ama dediğim gibi bu durduruldu. Aksaklık oldu, çalışmıyor şeklinde. Çalıştıramadılar daha doğrusu. Biz bunun bir an önce geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir an önce bu sistemler çalışır olması gerekiyor ki bütün köyler bağımsızca otobüsleri kullanabilsin. Evet, bunun ne kadar önemli olduğunu biz Ankara'da da, orada da eylem yapan arkadaşlarımız oldu geçen sene. Henüz bir ilerleme kaydedemedik ama biz de takip ediyoruz. Umarız İstanbul'da bu konuda önce olur. Biz de bunu izlemeye devam ederiz. Takipte kalmak gerçekten çok önemli. Hiç yani, evet, kolay bir şey değil. Her birimizin başka başka hayatları da var ama mücadeleyi bırakmamak, motivasyonumuzun bizim kırılmaması lazım. Pes etmememiz lazım. Oradaki idareciler değiştikçe süreç başa sarabiliyor, yarıda kalabiliyor. Bizim her zaman onlarla iletişim halinde ve görmeyen kitleyle de iletişim halinde olmamız lazım ki sadece biz toparlayamayabiliyoruz doğal olarak. O bildirimlerle birlikte toparlayacağız. Sürece dahil olmak çok önemli. Olabildiğince bunu talep ediyoruz. Bizim sürece dahil olmamız lazım ki bizim için neyin daha iyi olduğunu biz bilebiliriz doğal olarak diye. O yüzden otobüsün nerede ilgili de beta grubuna da dahil olduk. Sürecin daha hızlı ilerlemesi için. Umarım verilen sözler tutulur ama biz kesinlikle takipçi olduk. Dün kaydı aldık. Buyurun. Ankara'daki, İzmir'deki, Samsun'daki ulaşım erişilebilirliği konusundaki çalışmaların da birer parçasıyız. Tabii ki oradaki örgütlenen arkadaşlarımız, yani bizim derneğimizde bulunan arkadaşlarımız onların içinde oluyorlar. Ama tabii ki yerelde oranın esas körlerinin engellerinin yürütmesi gerektiğini biz düşünüyoruz ve öyle destekliyoruz. Hani biz engelsiz erişim olarak hani Amerika'nın Irak'a demokrasi götürdüğü gibi bir yere bir şey götüremeyiz. Oradakiler mücadele edecekler, alacaklar. Oradakiler mücadele edecek ama biz de her türlü desteği sağlayacağız. Birikimimizi, geçmiş deneyimlerimizi, bürokratik anlamda iletişim kurmak için işte bir kurumsal yapıya ihtiyaç varsa onu kullanır. Yani her türlü şeyimizi sunarız orada, desteğimizi sunuyoruz. Ayşe Hanım, siz bir şey söylüyordunuz. Yok, ben Gökhan'a ilham ediyorum. O zaman buyurun, eklemek istediğiniz bir şey var mı Ayşe Hanım? İzmir'de de şu an aynı sorunlar yaşanıyor otobüslerle ilgili. Biraz daha gür konuşalım. Bir dönem dilekçe vermiştik, sesim çok kötü çıkmıyor. Bir dönem dilekçeler verdik hepimiz birer tane otobüslerle ilgili, esotlarla ilgili. Ama maalesef oradaki süreçte biz İstanbul kadar hızlı ilerleyemiyoruz. Yani çok böyle hani bir var bir yok. Zaten dış anonsları hiç saymıyorum. Hiç öyle bir şey görmedik bugüne kadar biz mesela. O hani gelen otobüsü söyleme falan gibi bir şey. Şu an çok ütopik geliyor bana İzmir için açıkçası. Vallahi aslında teknoloji artık çok müsait. Bunları yapabilme imkanları çok ucuzladı. Ama olmuyor. Yani yapmadılar. Henüz yapmadılar. Yani bu çağda bunun yapılmaması bence ayıp. Yapılamıyor ayıp olması ayıp. Ve beceriksizlik. Bence bunu beceremeyen belediyeler beceriksiz yönetemiyor demektir. Çünkü yapay zekanın çıktığı... Ben inanamıyorum gerçekten. Yani bunlar artık gerçekten çok ucuza, çok kolaylıkla halledilebilecek teknolojiler. 30 yıl önce yoktu. Artık var ve çok da erişilebilir teknolojiler bunlar herkes için. Umarız bu mücadeleniz bu anlamda ilerleme kaydeder. Biz takip ediyor olacağız. Dünkü İBB'nin sözlerini kayıt altına aldı. Kendilerini istedikleri anda yüzlerine tekrar koyarız yani önlerine. Yani 30 yıl önce yoktu ama şöyle yapılıyordu yine. Bir mikrofon konuluyordu. Evet. Hoparlör vardı. Ve otobüs şoförü bunu anons ediyordu. Yani biraz zihniyetin değişmesi gerekiyor. İlla teknolojinin çok büyük gelişmesine de gerekiyor. Bu istenirse her türlü yapabiliyor. Mesela öyle otobüs şoförlerine rastlıyorum ki ben durakta duruyorum. Yanaşıyor ve önüme, bu 130 şuraya gidiyor, sen nereye gideceksin diye sorabiliyor. Ya önemli olan gerçekten burada
zihniyet ve işini yapmak istemek. Bence şoförlere de bu konuda eğitim verilmeli yani şey. Hani... Yani çok çok doğru aslında zihniyetten önce. Yani bu durakların... Zihniyet ve denetim. Hayır bu anonsların önemiyle ilgili. Hani bazen diyorsunuz ya mesela sesi kapatıyorlar diye. O yüzden söylüyorum. Evet. Hani bu durakların, anonsların körler için ne kadar önemli olduğuna dair şoförlere de bir şey verilmeli bence. Evet, çok farklı. Bunun ne kadar hayati olduğu, temel bir hak olduğunu, yani o kişinin o anda hayatında nelere sebep olabileceğini herhalde bilse insanlar bunu yapmaz ama bu da bir eğitim gerektiriyor. Eğitimle ilgili de toplantılarımızda görüştük. Onunla ilgili de hedeflerimiz var. Gerçi bunu da defalarca yaptık ama hani diyoruz ya yöneticiler değişiyor, şoförler emekli oluyor, yeni şoförler geliyor der ki bir sirkülasyon yapıyor. Bir kere yaptık oldu olmuyor bu tür işler. Devam eden bir süreç olması lazım ki eğitimler herkesi kapsasın. Bir sonraki aşamada festivalden sonra bu sefer İETT'nin yolcu hizmetlerinden sorumlu daire başkanıyla görüşme yapacağız ve şoförlere bu tür konularla ilgili bir eğitim verilmesi konusunu gündeme getirdik. Onunla ilgili çalışmaya başlayacağız. Yani harika. Bazen çok ilginç istekler gerçekten. Biz de küçücük çocuklara bambaşka şeyleri öğretmemizi istiyorlar ama koca koca adamlara şu olayı öğretemiyoruz. Hani şey ya da bu olayı öğretmek için herhangi bir şey yapılmıyor olması çok enteresan bence. Yani büyükler kendilerini her şeyi biliyor zannettikleri için yetişkinler ama öyle değil hayat, öyle olmadığını görüyoruz. Valla bir festivali 11 yıl peş peşe yapabilmek bile bence kendi başına büyük bir başarı Türkiye gibi bir ülkede. Ki pandemiyi de atlattınız siz bu aşamada. Şimdi tekrar festivale dönelim. Bugün neler var? Özel olarak etkinlikler ya da standlardan bahsetmek ister misiniz? Birazdan gezeceğiz standları ama bugün önümüzdeki programı bizi neler bekliyor? Gökhan Bey. Bugün yine dünkü standlarımızın birçoğu olacak. Engelsiz Erişim Derneği standımız var. Orada yaptığımız kampanyaların örnekleri, ürettiğimiz erişilebilir dokümanlar, erişilebilir belgeler, yani imza şablonu gibi, oy şablonu gibi, işte kaldırımlara park edip engel olan araçlara yapıştıracağımız stikerler gibi türlü türlü şeylerimizi sergiliyoruz. Oyunlarımız var, erişilebilir oyunlar. Oyun standımız var yine ayrıca. Orada da arkadaşlarımızın erişilebilirlik konusunda çalışan arkadaşlarımızın yaptığı oyunlar, erişilebilir oyunlar sergileniyor. Ve yine derneğimizden arkadaşımız var. Marangozluk standımız var. Kör bir marangozumuz var. Onun yaptığı ürünleri ve körcül olarak nasıl yapabileceğini gösterdiği birkaç gösterim olacak orada da. Bilişim standımız var. Bilişim standında yapay zeka, Android ve iPhone kullanımı ile körcül olarak ekran okuyucularla nasıl kullanabileceğiz bir kör olarak bunları gösterecekler. Yapay zekadan nasıl yararlanabiliriz, daha iyi nasıl yararlanabiliriz, işlerimizde nasıl kullanabiliriz şeklinde gösterimlerde bulunacak arkadaşlarımız. Spor temalı yapıyoruz bu sene. Spor aletlerini gösterdiğimiz, onlarla görüşebilecekleri, nasıl yapabilirim konusunda fikir jimnastiği yapabilecekleri, işte raftingden tutun, tekvando, Amerikan futbolu, aklıma gel, eskrim var, izcilik var, masa tenisi var. Evet. Yani bunların işte topu nasıl, işte aletleri nasıl, hangi kıyafetleri giyiyorlar, bunları inceleyip nasıl takıyorlar, nasıl korunuyorlar. Rafting botumuz var, o rafting botuna binip kürek çekebilirler. Suyumuz yok, getiremedik denizi İstanbul Üniversitesi'ne ama. Yani büyük bir kusur gerçekten. Ama işte müzik standımız var, orada dinleti yapıyor arkadaşlarımız, arkada duyuyoruz. Yemek standımız var. Kör arkadaşlarımız yine orada yemek yapıyorlar. Ayça'nın el lezzeti çok iyidir, gidip tadın. Vallahi dün çikolatalı keki kaçırdık, biz gidene kadar bitmiş. Ben de kaçırdım. Vallahi kalmıyor, ben evet. Sadece dün kekten bir parça alabildim. Tamam, biz onu da alamadık, boş tepsiyi bulduk sana. Vallahi. Kekten bugün peşindeyiz. Aynen. Bugün. Dün de yaptılar, böyle hiç duymadım bile. İşte börek yapılmış, şey yapılmış. Hani biz
de standlarda uğraştığımız için sadece kekten küçük bir parça canlı düştü ama. Canlı kaldı. Evet valla bunu buradan duyuruyoruz. Bugün peşinde olacağız. El becerileri, yine makrame standımız var. Burçak Hanım'ın yaptığı şeyleri sunuyor orada. Başka neler var? Cinsel üreme sağlığı standı var. Benim çok ilgimi gerçekten çok önemli. Çok da hoş bir stand. İnan, uzun uzun bilgi de veriyorlar. Orayı da gelmeyenler varsa ziyaret etmelerini öneriyorum. Doğum kontrol yöntemleri ve doğum organlarımızın nasıl işlediğini gösteriyorlar. Bunları maketleri var, dokunsal olarak bakabileceğimiz maketler var. Ve işte kondom kullanımı ve türlü türlü doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı konusunda bilgi veriyorlar. Ve tıbbi uzmanlar, hani kesinlikle yanıltıcı bir şeyleri yok, yönlendirme yok. Herkese bireysel olarak farklı yöntemlerin kullanması gerektiği, bunu da doktorlarına danışması gerektiğini de özellikle vurguluyorlar. Bizde çünkü bu hassasiyet çok önemli. Kesinlikle. Ya bu konuda da gerçekten çok hoş. Bugün uzun bir söyleşi de yapacağız kendileriyle. Tam ne oldu yaptıklarını öğrenmek için. Yavaş yavaş şimdi birazdan stand gezilerine başlayacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben mikrofonu Ayşe Hanım'a ve Nurşen Hanım'a bırakacağım. Ben şeyi söylemek istiyorum. Ben engelsizleşme 2018'de katıldım galiba. Yürü Ayşe. 2018'de katılmıştım. Çok sonra dahil oldum aralarına. Ama şu 6 yılda çok şey değiştirdi hayatımda. Onu söyleyebilirim. Onun öncesinde daha kendi kabuğunda yaşayan biriydim. Ben bu standlardan ya da engelsizleşimden çok şey öğrendim. Herkesi de devam edin. Evet, herkesi bekliyoruz diyelim. Özellikle hani dün de konuşmamda söylemiştim. Gençleri bekliyoruz. Burada bir hayal bahçesi kurduk. Bu bahçeye gençlerin attığı tohumlara çok ihtiyacımız var. Yani biz bu dernekte 50 yaşında bir başkan görmek istemiyoruz aslında. Yani koltukta kalmak istemiyoruz. Evet. Gerçekten gençler alsın ve yürüsünler, onlar yönetsinler. Valla hepiniz gencecik insanlarsınız, daha durun bakalım ama gerçekten gençlerin katılımı önemli ki varlar. Burada çok da gün içinde geldiklerini gördüm. Umarım derneğe de katılacaklar. Ben bitirirken içimdeki ergeni sokağa salabilir miyim? Lütfen. Çok fotoğrafım geldi, bak şu ikisinin altına gireceğim ben. Tamam. Şöyle ortaya alalım. Yeni başkan. Harika. Tamam, valla... Bundan sonra başkan Ayşe o zaman. Evet, araya gireceğim. İki başkan arasında. Valla dün yemekte tanıştık. Ömer, sevgili Ömer Balıkesir'den gelmiş. O da derneğe yenice katılmış. O da kendi deneyimini aktardı. Gerçekten Engelsiz Erişim Derneği hani erişilebilirlikle ilgili mücadele ederken bir yandan da üyelerinin hayatını da değiştiriyor. O da Balıkesir'den ilk defa şehirler arası bir yola çıkıp İstanbul'a geldiğini anlattı. Bu bile kendi başına müthiş bir başarı. Tebrik ediyorum sizleri. Ellerinize sağlık. Çok. Herkes gelir gelmez alabilir. Evet, aynen. Evet, harika. Bu bizi de geliştiriyor aslında. Biz de şimdi Gökhan 2005'te dedi grup halinde itibaren ama biz birilerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ama kendimiz de gelişiyoruz. Öyle değil mi Gökhan? Tabii aynı ki. Aynı noktada mutlaka değiliz. Çünkü paylaşım ne oluyor? Biz onlara, onlar bize. Yani herkes birbirine aktarıyor aslında burada ve öyle çoğalıyoruz. Harikasınız. Ben şimdi 2 dakikalık bir aradan sonra stand gezisi için mikrofonu Nurşen'e ve Ayşe'ye bırakacağım. Rejiye geçeceğim. Umarım bu yayında kazasız belasız gerçekleşmiştir. Şu anda reji bilgisayarının başında arada, kimse yok. Sokoso TV'ye, Onur Bey'e, Aykut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Katkılarınız çok değerli bizim için. Az önce betimleme yapıyordunuz. Çok mutlu oldum ben duyunca. Valla işte burada öğrendiğim işlerden birisi. Yayına birazcık bakabildim. Çünkü akşam da organizasyonumuz vardı. Ve hani işini severek yapan, az önce Nurşen'e de söylemiştim. Ya o tür insanlarla çalışmak, işini hadi yapalım bitsin değil de ben bunu iyi yapmalıyım diyen insanla çalışmak çok güzel, çok zevkli. O zaman üretmenin tadına varıyoruz gerçekten. Hani böyle direkt betimleme yaparak başlamışsınız, açılış yürüyüşü betimlemişsiniz. Ağaçları, çevreyi betimlemişsiniz. Gerçekten tebrik ederim. O heyecanı sizden aldığımızı söyleyebilirim herhalde. Gerçekten dün çünkü çok motive bir ortam vardı orada. Biz de oradan o gazı aldık ve yürüdük.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Sağ olun, sizler de sağ olun. 12.sinde görüşmek üzere ama gün boyu buradayız. Yayınımız devam edecek. Sevgili herkesi izleyicilerimiz bekliyoruz. De 12 evet, Ekim Cumartesi günü İstanbul Beyazıt kampüsündeyiz. Evet, bugün gelebilen gelsin. Gelemeyen de bizi, yayınlarımızı takip edin. Sonradan yayınlanacak olan videolar var. Hem Sol Fusul'ün hem de Engelsiz Erişim Derneği'nin sosyal medya hesaplarında. Oralardan da buradaymışçasına takip edebilirsiniz süreci. Ama mümkün olduğunca lütfen, eğer imkanınız varsa, İstanbul'daysanız, bugün hava da güzel, çok sıcak değil, kopun gelin diyelim. 2 dakika ara, sonra stand gezileriyle devam edeceğiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.